Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Litmeş'te bildirimleri sessize alma ile ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Örnek vereyim, mesaj genelde kızlarda daha çok oluyor ama sürekli mesaj geliyor. Telefonunuz titrediğinizi varsayıyorum. Siz bu bildirimleri kapatmak istiyorsunuz, sessize almak istiyorsunuz. Sadece bu uygulama özel. Uygulamada bununla ilgili herhangi bir ayar bulunmuyor maalesef. Sizlere nasıl yapabileceğiniz hakkında şöyle bir bilgilendirme yapabilirim. Telefonunuzdan ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarlarda geldiğiniz zaman uygulamalar. Uygulamalarda giriyorsunuz. Burada Litmeç. Litmeç'i vuruyorsunuz. Gelelim hemen buraya. Litmeç'e girdik. Burada bildirimler seçeneği var. Bildirimler seçeneğinde bakın çeşitli ve Litotom app diyor. Her ikisine de giriyorsunuz. Şu alt tarafta titreşim var. Titreşimi kapattığınız takdirde, yine çeşitli titreşimi kapattığınız takdirde bu uygulamadan gelen mesajların titreşimi engellemiş oluyorsunuz. Bu şekilde yaparsanız artık bu uygulamada, diğer uygulamalara bakın çellemedik. Sadece bu uygulamadan gelen mesajlarda, örnek verin telefonunuz titreşimde olsa dahi bu uygulamada mesaj geldiği zaman, bildirim geldiği zaman telefonunuz titremeyecektir. Onu size açmış olduğum ekrandan buradan tabi sesleri de değiştirebilirsiniz. Tekrar oraya gösterelim. Nasıl yapmıştık? Ayarlar. Buradan geldik. Uygulamalar. Tekrar uygulamalara giriyoruz tabii ki. Buradan geldik. Litmeç dedik. Bildirimler dedik. Buraya geldiğimizde bakın zil sesini seçebiliyorsunuz. Örnek vereyim, mesajların başlıkta gözükmesini istemiyorsunuz. Yani birçok iPhone'larda değil de Android telefonlarda böyle başlıkta gözükmesini istemiyorsunuz. Buradan seçenek kilit ekranında göster veya gösterme gibi seçenekler var. Buradan da istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Göster fakat içeriği gizli, gösterme, göster gibi seçenekler var gördüğünüz gibi. Bu konuyla ilgili olarak anlatacaklarım bu kadar. Eğer sormak istediğiniz bir soru olursa ücretsiz destek olarak Litmeç'te bir kullanıcı hesabım var. Buradan sorabilirsiniz veyahut da izlemiş olduğunuz videonun altında yorum kısmından sorularınızı da sorabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz bir şeyler olursa veya videosunu atmamı istediğiniz bir şeyler olursa dediğim gibi yazarsınız. Ben de sizler için bu şekilde tekrar bir video oluşturarak sizlerle paylaşabilirim. Eğer videomu izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler.